Müzik On Air kafamda deli sorularda her hafta ünlü bir ismi konuk ediyoruz. İşte bu haftanın konu Elif Kaya. Yürüdü yırtındı aşklarca. Elif Kaya, ben Kerem. Sana bir sorum olacak. Bir Bile Bilsem şarkısının klibini nerede ve ne zaman çektin? Selamlar Kerem'cim. Bir Bile Bilsem şarkısı 15 Nisan 2016 yılında çıktı. Severek dinlenildi. Bundan ben de çok mutluyum. Bu şarkıyı biz Kundura Fabrikası'nda çektik. İstanbul'da Kundura Fabrikası'nda Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekildi. Oldukça eski bir mekan kullanıldı. Güzel bir mekanda çektik. Nisan ayında çektik. Teşekkür ederim. Merhabalar Elif Hanım. 102.5 Giresun FM frekanslarından Köksal Pekdemir ben. Çeşmi Sevan Program yapımcısı ve sunucusu. Bir Bile Bilsem diye güzel bir slow parça yaptınız. Benden yayınlarımda da çok istek alan bir parça. Bu tarz bir parça daha çalışmanız var mı? Ve Karadeniz'de herhangi bir konser düşünüyor musunuz? Merhabalar Köksal Bey. Radyonuzda şarkıma yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir Bile Bilsem benim için de çok kıymetli bir şarkıydı. Bir Bile Bilsem gibi slow ve hakikaten ruhu şöyle tam işleyecek şarkılar kış ayının ortalarına doğru geliyor. Karadeniz'de konser vermeyi düşünüyorum ve çok istiyorum. Ben de bir Fatsalı olarak memleketimde ve memleketimin diğer topraklarında konser vermeyi çok istiyorum. İnşallah bu kış buluşuruz, kavuşuruz. Merhaba Elif Hanım. Ben Eşref Ars'ta, Ümraniye'de. Size birkaç sorum olacak. Öncelikle imajınızı neden değiştirdiniz? Merak ediyorum. Bir de yurt dışında ve belediye kültür merkezleri gibi bazı yerlerde konser vermeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. İyi günler. Selamlar sevgili Eşref Aslan abicim. Ümraniye'ye de selamlar. Saçlarımı değiştirdim çünkü yaklaşık 3 yıldır aynı saçlaydım. Sarı siyah saçla beni tanıdınız. Dedim ki artık doğal saçlara döneyim ve insanlar beni olduğum gibi tanısınlar istedim. Tabii bu saçlar benim tanınmamda büyük bir rol oynadıysa da şu anki halimi daha çok sevdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Belediye konserlerimiz ve yurt dışı konserlerimiz inşallah sezonda yeni açıldı malum. Bunları paylaşacağım olduğunda sosyal medya hesaplarımdan konserlerimi görebilirsiniz. Sevgiler. Müzik On Air'dan Özcan Bey'e selamlar. Ben Nazım Başkurt. Elif Kaya'ya bir sorum olacaktı. İlk çıkardığı müziği, şarkıyı kime armağan etmiştir? Sevgili Nazım Başkurt, bu soruyu sorduğun için sana teşekkür ediyorum özellikle. Çünkü benim 2014 yılında çıkan albümümde ilk çıkış parçam olan Karanlık Dünya'mı babacığım dinlesin diye arabasında bu yüzden kaydetmiştim ve hiç hesapta yokken o şarkıya klip çekip o şarkıyla çıkış yaptım. Dolayısıyla bu şarkıyı babama armağan ediyorum. Ben 102.5 Giresun FM Cemalli ile Aşka Dair programının sunucusu Elif Hanım. Aklımda deli deli sorular var. Ah bir bile bilsen. Elif Hanım, Karadeniz'de olduğunuzu biliyorum. 12 yaşında da müzik hayatına başladığınızı bilmekteyiz. Karadeniz'le alakalı, Karadeniz'e özgü bir çalışma yapacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Giresun FM'e selamlar. Aklınızdaki deli deli sorulardan bir tanesinin cevabı... benim de aklımda deli deli sorular. Çok sevdiğim Karadeniz türküleri var. Hangi birini söyleyeceğimi ben de karar veremiyorum ama şu sıralar üzerinde çalıştığım, herkesin bilmediği güzel bir Karadeniz türküsü seslendirip YouTube kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Elif abla, ninni tarzı bir şey yap da gece yatarken sesinle uyuyalım. O zaman bu ninni benden sana gelsin. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Konuğumuz olan Elif Kaya'ya sonsuz teşekkürler. Haftaya farklı bir ünlü, farklı soru ve cevaplarla görüşmek dileğiyle. Müzik On Air'la kalın. Yürüdü yırtındı aşklar.